Dart dilini en ince ayrıntısına kadar öğrenmeden önce dilerseniz önce bir editörümüzü tanıyalım. Çünkü bizim ömrümüz burada geçecek, burada kodlar yazacak ve biz bu alana ne kadar hakim olursak o kadar hızlı öğrendiklerimizi uygulayabiliriz. Şimdi yukarıda bir menü var, çoğu editörden aşina olacağınız gibi. Burada genel olarak dosya ve klasörler üzerinde sizin çalışma alanınız üzerinde yaptığınız ayarlar var. Ve burada önemli bir sekme var, Auto Save diye. Bunu lütfen seçili hale getirin. Böylece Ctrl S deyip alanı kaydetmektense direkt olarak yaptığımız değişiklikler kaydedilecektir. Hani eğer RAM'iniz azsa vesaire bunu iptal edebilirsiniz ama fazla bir RAM'iniz varsa burayı mutlaka aktifleştirmenizi öneriyorum. Sonrasında burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında ise genel olarak yapılan özellikle hani ilk olarak belki değiştirmek istediğiniz şey text editörün kendisidir. Ok'a bastığınızda bununla ilgili alanlar var. Ben derste siz daha iyi görebilirsiniz diye mesela burayı 18 yaptım ama normal kullanımda atıyorum burası 16. İşte burada da font family'leri vesaire tanımlayabiliyorsunuz. Burada gerekli olan bütün ayarlar hani editörle ilgili ayarlarınız bir ayar yapmanız gerekiyorsa bu alana bakmanız gerekiyor. Sonrasında extension kısmı var ki burası da aslında bizim bu küçük boyutlu editörümüzü güçlü kılan yanlardan biri. Bildiğiniz gibi biz buraya Dart ve Flutter ile ilgili pluginleri koyduk. Diğer diller içinde pek çok plugin mevcut, pek çok extension mevcut. Bunları ihtiyaç halinde buraya gelip yazıp kullanabilirsiniz. Yeri geldikçe önemli extensionları buradan yükleriz ama şu an için açıkçası çok da bir şeye gerek yok. Onun dışında işte klasör kapatma, editörü kapatma, pencereyi kapatma gibi alanlar mevcut. Edit kısmında kısaca işte geri al, ileri al, kopyala, yapıştır, bul, dosyalarda bul. Belki bunları sonradan kullanacağız gibi alanlar mevcut. Selection kısmında çok önemli bir şey yok. Buradaki view kısmında yine bir o kadar önemli. Mesela burada şöyle şunları kapatalım. Yine dosya görünümüze gelelim. View kısmında editör layout'ta biz istersek iki alana ayırıp burayı kullanabiliriz. Atıyorum burada bu, onun dışında burada da bu. Hani bunu buraya aldığımızda gördüğünüz gibi bu alanları istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Özellikle iki tane ne bileyim burada layout'unuz vardır, burada kodlarınız varsa oldukça güzel bir özellik ve bunu istediğiniz gibi kişiselleştirip kullanabiliyorsunuz. Yine biz single'a geçelim. Yine view kısmında işte alanları kapatıp açabileceğiniz yani toggle edebileceğiniz kapalıysa açık, açıksa kapalı hale getireceğiniz yerler mevcut. Debug go kısmında ise işte bir dosyaya git, tanıma git, tip tanımına git gibi alanlar var. Hani bunları böyle üstünkörü geçiyorum çünkü yeri geldikçe zaten bunları kullanacağız hep birlikte. Ama şu an ilk ders için aslında bu ilk dersi bu editörde kod yazarken genel olarak kullanacağımız ve işlerimizi kolaylaştıracak kısa yollardan bahsedeceğim. O yüzden şöyle menünün de bir üzerinden geçmek istedim. Debug kısmı bizim kodlarımızı çalıştırıp varsa hatalarımızı bulup arayacağımız kısım oluyor. Terminal kısmı ise şöyle new terminal diyelim. Alt kısımda geldi. Şu an benim bu kodu yazdığım klasörün içinde ve burada temel Linux komutları geçerli. Mesela siz Windows'da dir deyince bakın o da çalışıyor. ls derseniz o da Linux komutudur. Var olan klasörün içeriğini gösterir mesela. Bir önceki klasöre bu şekilde gidip ondan sonra yine cd deyip ilgili klasörün içine vesaire girebilirsiniz. Burada da işte temel Linux komutlarının çalıştığı alan oluyor burası. Daha sonra burada açtığımız terminalleri burada görüyoruz. Şöyle çarpıya basıp bu alanı kapatabiliriz. Onun dışında eğer komple silmek istersek de buradaki bu çöp ikonuna basıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar bu kadarken bir kısa yollardan bahsedelim. Hani ben genel olarak aslında şu ana kadar IntelliJ veya Android Studio'yu kullanıyordum. Ona aşina olmuştum ama açıkçası bunun böyle küçük boyutta olması, istediğim gibi geliştirebilir olmam, renk düzeni vesaire çok hoşuma gitti. Ders derslerinde ve hatta Flutter derslerinde eğer IntelliJ Android Studio ve IntelliJ diye böyle büyük bir farklılık yaratmazsa bunun üzerinde gerçekleştireceğim. Şimdi şuradan en baştan başlayalım. Bu arada bütün Dart'la ilgili dosyaları tek bir proje altında toplayıp GitHub'a yükleyeceğim. Yani burası sizin aslında bir nevi de dokümantasyonunuz olacak. Hani atıyorum değişkenleri anlattıysam burada bunları yapacağız ama o dosyada elimden geldiğince böyle Türkçe açıklamalarla size güzel bir dokümantasyon oluşturmaya çalışacağım. Şimdi gelelim buraya. Geldim ben buraya yeni bir ne diyelim Dart kodu yazıyorum. Şu an için bunları bildiğinizi varsaymıyorum. Herhangi bir kod olarak düşünün bunu.
Emre Altunbilek. Yani şunun ne işe yaptığını şu an size söylemeyeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi Ctrl X ile biz ilgili alanı mesela seçip kesebiliyoruz. Ctrl C ile kopyalayabiliyoruz. Değil mi? Ctrl C ile kopyalayıp direkt yanına Ctrl V ile yapıştırabilirim. Kestiğim şeyi de yine aynı şekilde Ctrl X ve Ctrl V ile kopyala yapıştır. Temel bildiğiniz Windows'taki komutların birebir aynısı burada da çalışıyor. Oldu ya bir hata yaptınız, ben bu emreyi yazmayacaktım deyip Ctrl X ile bunu geriye alabiliyorsunuz. 2-3 kere geri aldınız ama bir önceki adıma, yani geri aldığınızdan bir önceki adıma gitmek için de Ctrl Shift Z tuşlarına basarak, mesela şöyle gösterelim burayı, 1-2-3-4 yazdım. Sonra bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bir tane daha yapıştırdım. Mesela bu yapıştırma işlemini geri almak istiyorum. Ctrl Z yaptım. Yok diyorum, bu olmadı. Aslında orada dursa iyiydi. Bu sefer Ctrl Shift Z tuşuna bastığımda ileri geri bu şekilde yönlendirme yapabiliyoruz. Sonrasında şimdi bir şeyi seçip Ctrl C ile kopyalayabildiğim gibi aslında benim imlecim buradayken direkt Ctrl C yapar ve alt satıra geçip Ctrl V yaparsam gördüğünüz gibi imlecin olduğu satırı komple kopyaladı ki yani benim bu alanı kopyalamam için hepsini seçip Ctrl C deyip Ctrl V'ye basmam gerekmiyor. İmlecim eğer buradaysa Ctrl C, daha sonra da Ctrl V bile yapabilirim aynı satırın içinde. Tekrar gösterelim. Ctrl C ile satırı kopyaladım ve yaptığımda gördüğünüz gibi bu satırı çoğaltabiliyorum. Devam edelim. Ctrl ve ok tuşlarına bastığınızda, mesela buradayım. Ctrl'e basılıyken sağ oka bastığımda gördüğünüz gibi ifade yani kelime kelime de diyebiliriz buna, bir ilerleme söz konusu. Eğer ben Ctrl tuşuna basmadıysam tek tek karakter karakter ilerlerken Ctrl tuşuna bastığımda ok tuşlarını kullanabiliyorum. Bu özellikle metin ifadelerini düzenlerken bizim oldukça işimize yarayacaktır. Sonrasında Ctrl Shift ok tuşlarına basalım. Ctrl Shift ok. Gördüğünüz gibi bu sefer de aynı, hani yine kelime kelime gidiyor ama Shift tuşuna bastığım için ilgili alanın seçilme işlemini yapıyor. Ben böyleyken Ctrl C, Ctrl V yaparsam yine gördüğünüz gibi yan yana kopyalama işlemleri de geçerli. Tabi bunları kod yazarken yine tekrarlayacağım. Hani burada şunu kullanarak atıyorum bu işlemi yaptım diyeceğim ama şöyle bir genel olarak da bilmekte fayda var. Daha sonra alt ve yukarı aşağı oklarına basarak, ki bu da yine güzel bir özellik. Mesela şurayı şöyle değiştireyim gibi. Hani şunları silelim. Evet, ne diyor? Alt ve yukarı aşağı okları. Mesela ben bu ifadeyi alıp bunun üstüne getirmek istiyorum. Alt tuşuna bastım ve yukarıya bastığımda gördüğünüz gibi hani bunu tuttum, istediğim yere taşıyabiliyorum. Bu da yine iyi, güzel bir özellik. Hani yukarı aşağı oklarıyla ben alt tuşuna basarak yukarı aşağı oklarına bastığımda ilgili düzenlemeyi çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Daha sonra bu da yine güzel bir özellik. Mesela şurayı Ctrl C ve V yapıp kopyaladım. Ben bunların başının hepsine, 3 tane var burada, hepsine Emre diye bir ifade eklemek istiyorsam eğer, bu sefer yine alt tuşuna basarken mouse'umun imleci böyle istediğim yeri tıkladığımda gördüğünüz gibi artık ekranda 3 tane imleç var ve ben ne yazarsam direkt olarak bunları buraya uygulayacaktır. Bu da yine çok güzel bir özellik. Sonrasında biz kod kısmına da geçtiğimizde, aslında ilk derslerimizden biri de bu olacak, bir ifadeyi yorum satırı haline getirebiliriz. Yorum satırının olduğundan bahsedelim. Yorum satırı derleyici tarafından umursanmayan, sadece kodu yazan veya o kodu okuyan kişilerin, aynı buradaki gibi açıklama satırı. Yani bu ifadeyi yaptınız, burada bir kod bloğu var. Bu ifade ne işe yarıyor? Bununla ilgili hem kendinize hem sizden sonra kodu bakacak insanlara açıklamalarda bulunabilirsiniz ki işte buradaki Ctrl K ve C, ne diyelim buna, Ctrl K Comment diye aklımızda kalabilir. Bu seçili alanı ne yapıyor? Yorum satırı var. Mesela ben burayı seçtim. Bunların yorum olmasını istiyorsam Ctrl tuşuna basılırken K ve C tuşlarına bastığımda gördüğünüz gibi artık bu ifade derlenmeyecektir. Sadece bir yazı olarak burada kalacaktır. Yine seçtim. Ctrl K ve C tuşlarına bastığımda hani geri alma işlemi yapmadı. Ona bir yorum satırı daha ekledi ki işte böyle güzel bir özellik olmadı bu. Bunu hemen geriye alıyorum. Ve burada yine yorumlarla ilgili bir şey daha düşmüştüm. Evet.
CT ile Ö'ye basarsak da sadece şu satıra. Mesela buradayım. Kontrol Ö tuşlarına bastığımda sadece ilgili satırı, yorum satırı yapıyor. Ama şöyle iki tane blue seçip sonrasında yine mesela ben bu ikisini almayacaksam Ctrl KC tuşlarına bastığımda bunları da yorum satırı haline getiriyor. Bu arada Ctrl Ö tuşuna basarak bu yorumları böyle geriye de alabilirsiniz. Yine aynı şekilde Ctrl KC'nin yaptığı işlemi şöyle seçtim ve bu sefer Shift Alt ve A tuşlarına bastığımda bu sefer bakın bu farklı oldu. Bu da bir farklı yorum, yani bir satırı yorum yapma işareti diyelim. Burada normalde bakın her bir satırı yorum yapmak için başına çift diyez koyarken diyez yıldız, yıldız diyez arasına yazdığınız her şeyde yine yorum satırı oluyor. Shift Alt A tuşlarına bastığımda da onu tekrar geriye alabiliyorum. Sonra Shift Alt ve yukarı oku basalım. Shift Alt ve yukarı okuna bastığımda direkt olarak duplicate ediyor. Yani şu satırı hani Ctrl C ve V yapmak yerine direkt olarak Shift Alt A şöyle bir geri alayım. Shift Alt ve aşağı basarsam aşağı kopyalar şu şekilde. Örnek göstermek adına A tuşuna Shift Alt aşağı oka basıyorum. Aşağısını aldı. Mesela şuradayım yine. Bu sefer yukarı oka basacağım. Bu sefer de yukarıya aldı. Hani anlatmak için şöyle yapsak daha güzel olacak. Shift, Alt, yukarı. Aslında yukarıya kopyaladı. Tam anlayamadık çünkü burada ama genelde öyle oluyor. Bu da bu şekildeydi. Bunlar illaki işimize yarayacaktır. Daha sonra biraz da böyle gezinme olaylarına bakalım. Ctrl P tuşuna bastığımda bu sizin burada birden fazla dosyanız olabilir. Direkt olarak adını mesela kısa yollardayım şu an. Main.dart dersem direkt olarak o dosyaya gidecektir ama ben o dosyayı sildiğim için hani size göstermeden önce sildiğim için böyle hata verdi. Atıyorum buna gideceğim. Direkt olarak bunu açıyor. Ctrl F'yi zaten diğer editörlerde biliyorsunuzdur. Klasörde ya o dosyada arama işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi bulduğu işlemi böyle farklılaştırdı. Şuradaki oka bastığınızda direkt olarak bu 3, 4, 5'i şu ifadeyle yer değiştir diyebilirsiniz. İşte şuna basarsanız bütün hepsini değiştirirken şuna basarsanız ilk bulduğunda değiştiriyor. Bu da yine aynı işleme yarıyor ama buradaki ok sayesinde de bunu yapabildik. Ve büyük bir projede çalışırken Ctrl Shift F tuşlarına bastığınızda bu sefer gördüğünüz gibi bütün proje üzerinde bu aramayı yapıyor. Burada da işte bunları include et, bunları dahil et, bunları dahil etme gibi kısımlar mevcut. Zaten buradaki büyüteç işareti de aynı işe yarıyor aslında. Sonrasında mesela ben burada kod yazıyorum. Şurayla hiçbir işim yok. Burada işim uzun sürecek. Aslında Ctrl B tuşuna basarak ilgili kısmı kapatabilirim. Oldu ya unuttunuz. Buradan hani ilgili alanları açıp kapatabilirsiniz. Şu minimap şurası oluyor. Hani bir şekilde kapattınız, yanlışlıkla kapattınız veya kapattınız, açmayı unuttunuz. View kısmına gidip aslında Explorer derseniz ilgili alana yine ulaşırsınız. Ve Ctrl yine B'ye basarak bu alanı ne yapabilirsiniz? Toggle yapabilirsiniz. Sonrasında birden fazla dosya açtığımızı düşünelim. Geldik buraya, ne diyor? Ctrl Tab. Ctrl tuşuna bastım ve Tab'a bastığımda aslında bir sonrakini gösteriyor. Direkt hani bıraktığımda o dosyaya gidiyor. Ve Ctrl Shift Tab dediğinizde bu sefer de bir önceki dosyaya gidiyoruz. Ve şöyle bir şey oldu. Yazdık kodlarımızı bir şekilde böyle ayarları kaydı. Şöyle oldu mesela. Bu iş güzel bir görüntü değil. Özellikle Flutter kısmına geçtiğimizde bu girintiler, çıkıntılar bize kodumuzun okunurluğu için çok yardımcı olacak. İsterseniz şöyle ilgili alanları seçip Ctrl KF'ydi. Ctrl KF'ye bastığımda olmadı. Niye? Şöyle yapalım. Ctrl Alt Shift F. Evet. Alt Shift F'ye bastığımda aslında bütün alanı ne yapmış olduk? Düzenlemiş olduk. Şu niye olmadı? Onu anlayamadım. Şöyle bir daha yapalım.
Kontrol KF Formatter Dart. Garip. Zaten genel olarak bir şeyi formatlamak istediğimizde bütün dosyayı formatlarız. Yani burada aslında Alt Shift F'ye basmamız bizim için yeterli olacaktır. Ve de bir de terminal kısmımız var. Ya buradan terminal kısmından Run Active File diyerek bunu açabilirsiniz. Veya işte CTRL ve hemen Escape'in altındaki o dendene basıp da bu alanı kapatıp açabilirsiniz. Burası da yine lazım olacak bizlere. Bu arada büyük harf küçük harfi de duyarlı. Bunu açmak için de yine CTRL denden işaretini kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi debug konsolumuz, output ve problem, bir problem varsa problemlerin yansıyacağı alanlar da mevcut. Evet, bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste artık ilk Dart kodumuzu yazarak eğitimimize başlayacağız.